Yatıyorlar, kalkıyorlar. Televizyon ekranlarında Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Ya ne yaptı Selçuk? Neymiş, damatmış? Ya bunların rahmetli babası, Allah kuruşu, bankalardan kredi almadan çalıştı. Böyle çalıştı. Ve şu anda çocukları da aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. İhraca yönelik çok ciddi bir potansiyel var. Talepleri karşılayamıyorlar. Ve öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyor. Ya yapma. Bak devlet tahsis ediyor. Niye almıyorsun? Çünkü sen stratejik bir yatırım yapıyorsun. Sana bunu hak olarak devlet veriyor. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Ne kadar imansız, kitapsız, komünist varsa televizyonda bunları konuşturtuyorlar. Bunlar çünkü devlet düşmanı, millet düşmanı. İşleri güçleri neymiş? Erdoğan bunlara bol bol para vermiş. Elinize dilinize dursun. O kuyruğundan ayrılmadıklarınız bu devletin bankalarından para aldılar ama bu aile bu konularda çok hassas. İşte şimdi İstanbul Finans Merkezi gibi TOG'un ve TCG Anadolu'nun da Türk ekonomisi, sanayisi ve üretim gücü açısından ne manaya geldiği inşallah ilerleyen dönemlerde çok daha iyi anlaşılacaktır. Bilhassa TOG'un üretimi ve piyasaya girmesiyle Türkiye otomobil sektöründe değişen trendleri ilk defa vaktinden önce yakalamıştır. Şimdi burada atacağımız bir adım var. O da şu: pil meselesi. Gemlik'teki fabrikanın yanında bir büyük alanı da bunun için tahsis ediyoruz. Ve burada da inşallah lityum pillerini üretimini yapacağız ve bu pillerin üretimiyle de o zaman tabii TOG'un mesafe noktasında, menzil noktasındaki alanı çok daha ne olacak? Artacak. Ve bu rahatlatacak. Tabii bu arada da istasyonlar enerji noktasında bunlar da artıyor. Türkiye geneline daha çok yayılıyorlar. Ve bu yaygınlaşma da özellikle TOG'un arz talep dengesindeki konumunu farklı hale getirecek. Ve ben zaten TOG'u yetiştirebileceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Kalite acayip. Yani direksiyona geçtiğiniz zaman bir rahatlık var. En ufak bir motor sesi filan zaten duymuyorsunuz. Tabii elektrikli de olduğu için ses mes yok. Hanımla konuşursan belki. Bunun dışında yok. Ve virajlarda vesaire gayet kontrollü, rahat bir sürüş emniyeti var. Biliyorsunuz bir zamanlar devrim arabasının rafa kaldırılmasıyla milletimiz yıllarını ekonomik olarak da yüzlerce milyar dolarlarla kaybetti. Tam 60 yıl boyunca